Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle tamamen bütün algımız dışarıya doğru yöneldi. Ama benim özellikle işaret ettiğim bir gerçek var içerisi. İçeride de çünkü çok ciddi hareketlilik var. Bakın garanti gözüyle gördüğümüz hani bu takımda direkt oynanması gerektiğini söylediğimiz Thomas Mönye, Mendy, Uğurcan Çakır, Trezege gibi Enis Badir var mesela Abdullah Avcı'nın prensiydi son dönemlerde. Bu oyuncularla alakalı hareketlik var. Biz şimdi şampiyonluğa giderken rakiplerimiz gücüne güç katacak gibi gözüküyor. Bütçeler inanılmaz. Adamlar getirdiklerini görüyorsunuz. Konuşulan isimleri takip ediyorsunuzdur. Bizim o paralara çıkamayacağımız net bir şekilde belli bu sezon için. Çünkü alınan oyunculara baktığımız zaman gene bon servis vermek istemiyoruz. Gene fırsat transferi kovalıyoruz. Buyurun hemen Örnek Barisic, Luslan. Bon servis vermeden sözleşmesi boşa çıkmış. Bizi yormayacak iki transferi bitirdik. Deniz Draguş gene makul bitirildi. İddia edilen fiyatlarsa bana göre çok iyi bitirildi. Hani 4 milyonlar, 3 milyonları daha vermişliğimiz yok. An itibariyle konuşuyorum. Vermeyelim tabii ki de doğru oyuncuları getirelim ki keşke bedavadan alabilsek. Keşke vermeyelim. Ama tabii bir takım kuracaksın. Bir organizasyon yapacaksın geçmişe dönük bu organizasyon içerisinde oyuncu grubunu tutman gerekiyor. Arkadaşlar öyle hani herkenden topladım ben bunlardan takım yaparım mantığına girdiğin zaman toplama bir takımla yanlış yanlış anlaşılmasın ama hiçbir yere varamazsın. Bu organizasyonla sınıfta kalırsın. Ben yeni altını çizmek istiyorum. Bu organizasyon şeklinde sınıfta kalırsın. İskeleti korumak lazım. Şimdi tabii e, önemli gelişmeler yaşanıyor. Burada Özellikle bazı oyuncularımıza resmi teklifler geliyor. Karaci Uğurcan Çakır'la başlamak istiyorum. Menajerin değiştirdi ve e, Uğurcan Çakır başta olmak üzere Suudi Arabistan tekliflerinden de tekliflerin geldiğini ve gelen teklifleri an itibariyle yönetimin çok komik olduğunu söyleyebiliriz. Çok düşük bir miktar Uğurcan Çakır'a bir teklif gelmiş. Resmi bir teklif. Yani e, tabii bizim beklentimiz çok yüksek. Türkiye milli takımımızın kalecisi, Trabzonspor'umuzun kaptanı, önemli bir kaleci, iyi bir performans sergilemiş. Ama özellikle Uğurcan Çakır'ın e, transferinde iyi bir para kazanmamız gerekiyor. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası Uğurcan Çakır'ı götürür ama B planımız yok. Bakın Uğurcan Çakır konusunda benim bildiğim kadarıyla konuşuyorum bir B planı yok. Uğurcan Çakır'ı gönderdin. Kaleyi Taha'yı koyabilir misin? Kaleyi Onur Alp'i koyabilir misin? İddia edilen bir iki tane yerli kaleci var. Hiçbirini koyamazsın arkadaş. Hiçbirini koyamazsın. B planımız hazır mı? Değil. Hadi bir gidecek mi bakalım. O paralar gelecek mi bir bakalım. Ona göre hamle yapalım düşüncesi varsa arkadaşlar orada ciddi bir fiyasko olur. Uğurcan Çakır özellikle en başta hani ee en başta Sıkıntılardan bir tanesi olacaktır. En az Santofor'a verdiğimiz yoğunluk kadar Uğurcan Çakır cephesine de bakmamız gerekiyor. Şimdi Enis Badri. Enis Badri'ye gene çok önemli kulüplerden teklifler var. Ee, tabii Enis Badri'nin ayrılma ihtimali özellikle İtalya'dan çok kritik, çok önemli teklif var. Bu devre arasında da gelen teklifler var. Şimdi tekrardan ve buna da Rusya kulüpleri eklendi. Enis Badri İtalya ve Rusya kulüpleri eklendi. Şimdi e, bu arada Rahim Baniye için biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Menajeri Napoli ile bir görüşme gerçekleştiriyorum demişti. Belki Rahim Baniye gidebilir gözüyle bakabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok diyebilirsiniz. Ama Rahim Baniye'de da Parma Kulübü'nün devreye girdiğini biliyoruz. Ve çok istekli olduklarının bir bilgisi var. Ve resmi bir teklifte getirildiğini söylüyorlar. Şimdi e, tabii şu an. Burada e, Trezege'de Arabistan'dan çok önemli teklifler var. Özellikle Trezege yeşil ışık yaktı. Uğurcan Çakır yeşil ışık yaktı. Thomas Mönye sözleşmesi elinde gibi bir pozisyonu var. Oyuncunun milli takımdan sonra verebilecek bir karar bizi ters köşeye yatırabilir. Sabeksiziz. Sabek yok. Thomas Mönye'nin alacağı karar çok kritik. Burada tabii ki de Trabzonspor takımımızın bunların önünü kesmesi lazım. Bir kere bizim kemik, kemik kadro işte Man diye Kristal Palace teklifi geldi. 12 milyon eurolar konuşuluyor. Bunun önünü kesmemiz lazım arkadaşlar. Eğer şampiyonlar gidiyorsan e, tabii burada bunun önünü kesmen gerekiyor. Evet ben çok iyi paraları satacağım. Siz kontrolü bana bırakın diyorlarsa eyvallah. Bakıp göreceğiz. Burada tabii ki de kulübümüzün politikasını göreceğiz. Ben ama korkuyorum bu konuda arkadaşlar. Bu konuda gerçekten ciddi korkularım var. Şimdi e, Trabzonspor takımımızda Fortunas gündeme geldi. Konstantinas e, tabi ismini tam olarak söyleyelim şöyle. Konstantinos Fortunas Olympiakos'un 31 yaşındaki kaptanıydı. 10 numarada sağda ve solda da oynayan çok yönlü bir oyuncu. Bir önceki videomda bu oyuncuyu değerlendirdim. Bon servis elde. Şimdi Olympiakos takımıyla veda, vedalaşacak. Yunanistan'da bu haber bize tekrardan yazıldı. Biz bu oyuncuyu istemiştik. İlgi alanımızdaydı ama Muhammed Şam'ın girmesiyle beraber bu oyuncuda Muhammed Şam'la beraber bu oyuncuda ibre değişti. Ee, bu oyuncu bu oyuncuda Muhammed Şam'la beraber pardon, oradan gelen gelen kötü teklifler Muhammed Şam'la alakalı oradan gelen ee, Muhammed Şam'la alakalı oradan gelen kötü haberle beraber burada hemen bakın iki günde 3 tane on numara girdi. Ankara ucundan Efkan girdi. Kefir e, e, Fekir girdi. Nabil Fekir girdi. E, Konstantinas Fortinis girdi. Şimdi Trabzonspor takımız bir on numara arayışı içerisinde ve 8'de 10'da oynayabilen bir oyuncu arayışı içerisinde. Fontas da Fontinas da aynı şekilde oynayabiliyor. Yunanistan bir takım oynuyor. Şimdi bu oyuncu Önemli bir oyuncu arkadaşlar. Kötü bir oyuncu değil. Fenerbahçe maçındaki en kilit oyuncuydu. Konfederasyon kupasında aldılar. Ve ee, sözleşmesi de bitiyor. 10 numara pozisyonda oynuyor. Bu oyuncuyu Trabzonspor takımız ilgilendi. Tekrardan Yunanistan basını gündeme getirdi. 49 tane maç. 11 gol. 19 asis. Müthiş bir istatistik. 30 tane gole direkt katkı sağlamış. Frikik atıyor, penaltı atıyor, duran top atıyor. Çok etkili. Konferans liginde 9 tane maç 2 gol 3 asist. Liglerinde 21 maç 6 gol 7 asist. Avrupa Ligi'nde 6 gol 1 gol 6 maç 1 gol 5 asist. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 4 maç 2 gol 2 asist. E, kupalarda da işte e, 2 tane gol atmış. Pardon playoff'ta da 2 tane gol atmış. Toplamda 19 gol 11 asist. Yunanistan milli takımı 56 maçta 9 tane gol atmış. Önemli bir oyuncu. Yalnız milli takımda Bakasetas'ın yedeği. Bakın Bakasetas'ın yedeği. Böyle bir detayı vermek istiyorum. Bakasetas çok farklı bir oyuncu. Ama Olympiakos'ta bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Ve e, Fortinas tekrardan gündeme getirildi. Ben şimdi bunu şu şekilde yorumluyorum. Muhammed Şam. Bakın tekrardan söylüyorum. Çok net söylüyorum. Oyuncudaki parasal anlamda taksitten ziyade arada bir fark var. Bu farkın henüz kapanmadığını söylemek istiyorum. Buradaki olacak bir ihtimale karşı İbre dö dönebilir. Bu ihtimali göz ardı etmiyorlar ve 10 numaraya oyuncu bakılıyor. Efkan Ankara Gücü'nde. Bugün çok önemli birisiyle konuştum. Ankara gücün camiasına yakın bir isimle konuştum. Hemen hemen %90 bütün maçını takip eden türbinden birisi diyelim. E, yönetimle beraber türbünde sürekli e, eski başkanla çok yakın arkadaşı. Efkan'ı sordum abi dedim nasıl dedim. Dedi ki ya bir, bir, maç oynar iki maç oynama Çok istikrarsızlığı vardır dedim. Tabi burada bizim için hamle oyuncusu yerli anlamında hamle oyuncusu olarak düşünüldüğünü düşünüyorum. Ben direkt Efkan alalım şampiyonluğa gidelim şampiyonu kadrosunu oynatalım düşüncesi olacağını düşünmüyorum. Ama Trabzonspor takımızdan e, bu isim içinde bir resmi teklif yaptığı net doğru bu isim geçiyor. Ee, bu da çok önemli bir iddia tabii ki de. Bir resmi teklif var. Belli ki bir oyuncuyla bir görüşme gerçekleşmiş. Hani Ankara kanadında sorduğum kişi de evet dedi biz de bunu duyduk dedi. Ama net bir bilgim yok ama duyduk bunu dedi. Tabii Trabzonspor takımın adı geçti mi tüm Türkiye görüyor. 10 numara pozisyonda ve 8 numara pozisyonda oynadığı için acaba olur mu diye de aklımdan geçirmiyor değilim. Ve ee, önemli olan detaylardan bir tanesi Santofor detayı. Benim gene sorular çok fazla geliyor. Neden abi böyle söylüyorsun diye. Arkadaşlar ben Hani güvenli bir kaynaktan yarımçuk transferinde bir pürüz olmadığını, bu transferin tamamlanmak üzere olduğunu, herhangi bir pürüz çıkacağını düşünmediğini söyledikleri için bana ben Santofor transferini 3 gün önce kapattım. Yaremçuk'ta bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu oyuncunun gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Olup olmayacağını göreceğiz. Ama bana söylenen biz önümüzdeki sezon Yaremçuk'u izleyeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki sezon Giray Santoforumuz yarım olacak dendi. Bilgisi. Ben söyledim bilgisi bende. Trabzonspor takımımızda stoperde son dakika gelişmesi var arkadaşlar. Flash bir gelişme, önemli bir gelişme. Stoperde Cedric Kipre. Trabzonspor takımımız West Brom takımında oynayan, Championship'te oynayan oyuncuyu istediği söyleniyor. Bakın önemli detaylarımız var. Bu 27 yaşında bu oyuncu. Fildişi sahili oyuncusu. Fildişi U23 milli takımında oynamış. Mevki stoper şifte oynuyor. West Brom'da oynuyor. Tabii 44 tane maç. 2 tane gol 1 tane asist. Bu haberi alır almaz sizlere video çekmek istedim. Hızlı bir şekilde kanala yüklemek istiyorum. Çünkü çok kritik bir haber bu. Trabzonspor takımımız ciddi anlamda ilgilendiğini söyleyebilirim. Paris Saint Germain'de e, Paris Saint Germain'de futbola başlamış. Paris'te başlamış. Bakın e, bu oyuncu ekstra bir oyuncu. Değişik bir oyuncu özelliklerini daha çok analiz edip karşınıza geleceğim. Leicester'da oynuyor, Wigan'a geçmiş, West Brom'da oynamış oradan. Oradan bir e, kiralık olmuş ve tekrardan Cardiff, West Brom derken arkadaşlar oyuncunun, oyuncunun bu sezon sözleşmesi bitiyor gözüküyor. Bu sezonda 48 tane maç oynamış, 3 tane gol atmış, 1 tane de e, asist yapmış. Dev dev stoper diyorum. Neden? Fildişi Milli Takımında bir kez oynamış. Boy ortalaması da gayet yüksek. 1.93 boy ortalaması var. Cedric Kipre dediğim gibi sözleşmesi elinde olan gene fırsat transferlerden bir tanesi. Videonun sonu videonun devamında da bununla alakalı detay vereceğim. Biz genelde fırsat transferi kovalıyoruz. Bu oyuncu da gene fırsat transferlerinden bir tanesi olacak. Cedric Kipre Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir stoper oyuncusu. Bu videoyu çok uzatmamam lazım. Hızlı bir şekilde yükleyeceğim ve bu oyuncunun detaylarını daha sonra sizlere aktaracağım arkadaşlar. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.